bu kadar geldiğimiz yolda garantilemenin önünden sonra fazla gayret içinde olur. İyi başlayalım periyotta. Sizden bu zamana kadar gösterdiğiniz özveriyi, inancı ve maçları kazanma isteğinizi en üst seviyede tutmanızı ve sahada da uygulamanızı istiyorum. Bunun için sizden söz istiyorum. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Bravo. Tamam. Biz başlarken zaten şampiyonluk için çıktık yola. Allah'a şükürler olsun yani. İyi futbol, güzel futbolla beraber taraftarla, başkanla, yönetimle beraber hep kilitlendik. Daima ilerliyoruz yani. Emin adamlarla ilerliyoruz. Başkan ve yöneticiler kendi evlerinin üzerine kredi çekip bir takım ödemeleri yaptılar. Yani ara vide duyuyoruz. 8-10 tane iş adamı varmış. İşte büyük firmalar varmış. Zenginler. Bu kulüp bu başarıyı 40 yılda bir yakalamış yani. Onların da taşın altına biraz elini sokmalarını istiyoruz açıkçası. Çünkü Başkan Yücel Satıral ve ekibi gerçekten çok fedakarlık yaptılar bu konuda. İnsanlar mallarını satıp veriyorlar buraya yani. İnsanlar bizim için çalışıyorlar. Biz de onların emeğini boşa çıkarmayacağız yani. 5 maçımız var. İçerideki hava gayet güzel. Ortamımız güzel. Çalışma imkanlarımız güzel. Emin adımlarla ilerliyoruz. Sanırım 2 maç, 3 maç üst üste kazandığımız zaman şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Öyle düşünüyorum. Ama biz sezon sonuna kadar kalan maçlarımızın hepsini yenmeyi düşünüyoruz. Galip gelmeyi düşünüyoruz. İyi bir ekibiz. İyi bir arkadaşlığımız var. Şampiyonluk için her şey burada olduğunu düşünüyorum. Bu şehir daha önce hiç şampiyonluk tatmamış. Bunu burada olmak da tabii bizim için güzel bir duygu olacak şampiyonluğu yaşarken. İnşallah Allah'ın izniyle güzel bir şekilde bitireceğiz. Playoff'lara o şekilde gideceğiz. Zorluklar çeksek de birlik beraberliğimiz her zaman üst düzey oldu. 5 maçımız kaldı. Genelini atlattık sayılır ve ben takım arkadaşlarıma, herkese güveniyorum. Bu saatten sonra da bir zorluk yaşayacağımızı fazla da düşünmüyorum açıkçası. Biz her zamanki mücadelemizi gerektiği yerde sahada vereceğiz zaten. Zaten şampiyonluğu hedefleyen bir kulüptü burası. Şampiyonluğu da istiyoruz hep beraber. Allah'ın izniyle de sezon sonunda bu ipi göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız. Tabii ki. Şu anda 43 puanımız var. İkinci durumda Erzincan Ulalar takımı var. Ama bizden bir maç fazlası var. 5 puan görünüyor ama o bayken biz kazandığımız takdirde 8 puan olacak. Üçüncüyle 6 puanımız var. 2 hafta şimdi bu anlamda grupta önemli 2 tane maçımız var. İçeride Karspor'la oynayacağız. Sonra Trabzon'da DSİ takımıyla bizim 3. sırada takip eden takımla maç yapacağız. Bu 2 maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız takdirde matematiksel olarak da son 3 haftaya girilirken birinciliği, üçüncülüğe çıkmak için Nisan'ın sonunda yapılması gereken maçlara katılmaya hak kazanacağız. Yani futbolda olmazsa olmaz bir şey var. İşin maddesel kısmının olması gerekiyor. Olmadığı zaman bu ister istemez inanca, devamlılığa, istikrara ya da performansa yansıyor. Biz öyle zamanlarda yönetim sağ olsun bankadan kredi çektikleri zamanlar oldu. Benim işim olmamasına rağmen onlarla birlikte esnafları biz gezdik, forma sattık. O süreçten geldik buraya. Yani hakikaten çok büyük özveri var. Yani futbolcularım olsun, ben olayım, teknik kadromuz olsun, yöneticilerimiz olsun. Bu duruma gelmek için bu süreci ne olursa olsun doğru yönettiğimizi düşünüyorum. Ve bunun için çok çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Arkanı kontrol et.
Eksik mi hocam? Evet. Şu anki pozisyonu 6 puan öndeyiz, lider durumdayız. Hafta sonu pazar günü önemli bir maçımız var, derbi maçı. Karşıspor'la. Taraftarlarımızı, bütün Artvin halkımızı Arabispor'a desteğe bekliyoruz. 1 milyon 250 bin gibi bir bütçemiz var. Yaklaşık 250-300 bin de bundan sonraki giderlerimiz olacak. Yaklaşık 2 milyonu falan olacak. O Bal Ligi'nde kurulan, şampiyonluğa oynayan, ufak bütçeyle kurulmuş bir takımdır. Biz burada başkanlık yapmıyoruz. Çocuklarla abi, kardeş, babalık, 22 tane evladım var. Onlar da bizim kıymetimizi biliyorlar. Biz de onların inşallah bu sene beklediğimiz 3. lige ulaşacağız. Kredi, ne kadar bir kredi kullandınız? 500 bin civarında kredi kullandık. Biz geçen yıl 3 tane daire verdim, kulübü sattım. Bu sene kendi daireme kredi kullandım. 2-3 tane yönetici arkadaşlarımız kefil oldu. Bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bizim beklentilerimiz, yani büyük iş insanlarımız, ileri gelenlerimiz, vali bey, belediye başkanımız, vekillerimiz, beklentilerimiz onlardan. Biraz daha bu takıma sahip çıksınlar. Gel hadi 13. 15. 16. 17. 18. 11. 12.